Arkadaşlar merhaba. Bugünkü aracımız 2011 Latitude. Far temizliği yapılacak. Ampulleri yeni değiştirmiş aracın. Bu sebeple sadece far temizliği yapacağız. Biraz detayını anlatmak istedim, göstermek istedim. Aracın far motorları aktif çalışıyor. Bir daha çalıştır. Aracın far camlarında ve muhtemelen içerisinde ciddi bir tozlanma var. Aracın yaşı itibariyle hem merceğinde puslanmalar, muhtemelen çanağında lekelenmeler, kararmalar olduğunu düşünüyoruz. Bir de far toz kapaklarından dolayı ya da içine bir pislenme gibi bir durumu mevcut. Bu işlem iki farda da gözüküyor. Şöyle biraz daha yandan yıldızlanmaları da alırsak. Detaylı bir temizlik yapılacak. Merceğin durumuna bakılacak. Ve işlem tamamlanacak. Farı açtığımız zaman merceğiyle ilgili de durumları açık bir şekilde göstereceğiz. Kafalarda soru işareti kalmasın. Arkadaşlar aracın söküm işlemine başladık. Aracı getiriyorsunuz ve tamponun sökülmesi, farın çıkması, tekrar montaj yapılması, bütün bu işlemleri biz yapıyoruz. Herhangi bir şekilde farı söküp getirmenize ya da başka bir yerde buna işçilik ödemenize gerek yok. Aracı yakın aldık. Duvarda aydınlatması çıkabilsin diye. Şöyle gösteriyorum. Yani muhtemelen merceğin bayağı bir yanık olduğundan mütevellit bu şekilde bir aydınlatma çıkıyor. Ampulün kalitesini göreceğiz. Yeni değişmiş zaten. Hani hangi marka ne şekilde bir ürün kullanıldığını da paylaşımlarda devam edeceğiz. Arkadaşlar farımızı söktük. Açtık daha doğrusu far camını. Merceği çıkartıyoruz. Yani birkaç adımını biz zaten söktük mecburen size hızlıca anlatabilmek için. Şimdi lens bu şekilde. Üstünde böyle buğulanma vesaire var. İçi de gözüken şekilde şu. Şimdi markası sticker ısınmadan kendini bıraktı. Şöyle Foton D1S Akon serisi. Şöyle elinden çıkarttıktan sonra ampul yeni. ...2018 üretimde olabilir. İkisinden biri. Bunu aradan gözükebiliyor sanki merceğin yanık durumu. Ya şöyle ekstra Şöyle. bir ışık tutayım ben. Perçinleri kırmak gerekiyor. Perçinleri kırmak gerektiği için şu anda tam olarak bütün çanağı çıkartmıyoruz. Böyle bir işleme ihtiyacımız şimdilik yok. Detaylarını paylaşıyoruz. Ekstra olarak farda bunları çıkarttıktan sonra şöyle kenara koyalım. Şimdi farın sebebi yani şuralardaki şöyle gösterelim. Çamurları görüyorsunuz. İçindeki tozlanmayı görüyorsunuz. Merceğin pislenmesinin sebebi tam olarak bu. Şimdi vidalanmış, kapak oraya tutulmuş. Hani vidalanmışlar. böyle tutturmaktan ziyade hiç yapmamak daha mantıklı. Yani bunu müşteri bilinçli olarak yaptıracak bir pozisyonu olduğunu düşünmüyoruz. Tamamen bir tane de şurada vida var. Kapak yerinde dursun. Vidalayalım. Ama kesik. Yani o nasıl olacak? Zaten Yani çamuru, pisliği nereden aldığı bu şekilde belli. Bu da yine aynı seri ürün. Yani özellikle kapak kapansın derdimiz bu. Yani uyuyorsa olsun, uymuyorsa yapılmasın. Neticede sonrası böyle oluyor. Yani daha elzem konulara geliyor. Yani ampulü yeni takıyor olmak bir şey ihtiva etmiyor. Çünkü neden? Mercek çamurlandığı zaman olayı bitiyor malzemenin. Şimdi temizleyeceğiz. Temizledikten sonra hem üstündeki ampullerle hem kendi xenon ampullerimizle aydınlatma nasıl olacak?
bunları göstermiş olacağız. Arkadaşlar aracın merceklerinin iç kısmı, yani çanak kısmı, aydınlatmayı veren kısım bu şekilde. Bunu biz temizledik. Silme işlemini yaptık. Burasına daha dokunmadık bu fara. Şöyle üst tarafta, şöyle göstereyim. Üst taraftaki yanık kısmı, işte aydınlatmayı zayıflatan kısım, ana odak noktası. Şimdi buranın kararmış olması %10, %20 kararmanın durumuna göre, işte lensin pisliği, camın yanması, pis durması aydınlatmayı zayıflatıyor. Her ne kadar ne yaparsanız yapın, yani bunun çok bir şey yok. Bunun şu andaki yapılması gereken işlemi temizlenmekle biz bitiriyoruz. Genelde de mercek değişimini yapıyoruz ya da bunu bilet projektörle değişiyoruz. Ama bunu müşterinin onayına sunarak yapıyoruz. Bunun çözüm olarak kromaj atılan şekli var. Yani ne kadar sağlıklı olduğu ile ilgili hiç şeyimiz yok. Yani gene ısınmadan o krom zamanla yandığı için biz çok tavsiye ve tercih etmiyoruz. Yani yapılıyor mu? Evet, yapılıyor. Durumlar bu şekilde. İşleme devam ediyoruz. Arkadaşlar tekrar merhaba. Aracın temizlik işlemini bitirdik. Farı toparladık. Şimdi mevcut ampulleriyle montajını tamamladık. Müşterimize sunacağız. Kendi ampulleriyle mi devam edecek? Yeni bizim kendi Asteron ampullerimizle mi işlemi tamamlayacağız? Onu göreceğiz. Şimdi şöyle aydınlatmasına bakalım. Aç kısa farı. Aç selektör. Tamam. Arkadaşlar aracımız yine 15 metrede ölçümünü yapacağız. Şöyle ölçüm alanımıza geldik. En yüksek olan noktada şöyle gösterelim. 80. Takriben 80'lerde. 86, 83. Devam ediyoruz. 80'ler, 75'ler şöyle yakından da gösterdiğimiz zaman. En yüksek yaklaşık 80 gibi bir şey. Şöyle 85 yerine bir tane. Şurada orta kısımda bir yerde. Siz göremiyorsunuz. Şurada aldık. En yüksek nokta. Şimdi 6000 Kelvin. Tamam, kapat farları. Kendi ampulümüzü takacağız. Debres. Arkadaşlar kendi xenon ampullerimizin montajını tamamladık. Şimdi ölçüm için noktaya gidiyorum. Şöyle dönerek. Burada Semih bizi karşılıyor tabii ki. Merhaba. Evet, şimdi ne oldu? Fotonun %130 attırılmış 6000 Kelvin ürünün yerine şöyle aynı noktada koyduğumuz zaman 39. Şöyle yaklaştırdığımız 140, zaman 139, 140 aldık. Şöyle merceklerin kendi odağında gördüğümüz zaman 5'lere kadar gitti. Şöyle 160'lar, 140'lar ışığın odak noktalarında alınan değerler oldu. Farımızda sadece temizlik yaptık. Merceği aynı şekilde bıraktık. Merceği sadece o tozlanan, pislenen kısımlarını temizledik. Kapat farı. Camı da göstermek gerekirse şöyle. Cam sabahkinden bu hale geldi. Diğer farımızda da şu şekilde göstermek gerekirse. Müşterimizin kararına göre ampulü de tamamlayacağız. Sonra farımızı toplayacağız. Teslim edeceğiz. Hani bahsettiğim gibi far temizliğinin bu işlem nezdinde 600 lira maliyeti var. Merceğin değişmesi, tercih meselesi ve bunun içinde ampulün değişmesi, üstünde kullanılan ampulün zamanına göre alternatif olarak sunuyoruz. Yani maksimum rakamda 1800 lira maliyeti var. Ampul artı temizlikte 1400 lira maliyeti var. Yani bunu komple de bilet projektörle değiştirmenin bir maliyeti var. İşte tam detaylar, yani bu videonun yayınlanacağı tarih itibariyle geçerli tabii ki.
Bilet projektördeki maliyetimiz de 3000 lira. Güncel rakamlar her zaman baki tabii ki. İşi bitirince tekrar paylaşım yapılacak. Arkadaşlar aracımızın toparlandı. Yani aracımızı bitirdik. Farlarını yerine taktık. Tamponunu da topladık. Şöyle bir kapat önce. Şimdi cam temizliği vesairesi her şeyle muntazam bir hale getirdik. Çalıştıralım tekrar. Adaptifimiz yine çalışıyor. Şöyle aydınlatmasını da aldığımız zaman kendi üstündeki Debrez foton %130 arttırılmış ampulünü kullandık. 6000 Kelvin. Ama biraz ampulün bir yıllık olması, biraz da merceklerden kaynaklı. Hani videoda ne kadar belli ama tam 6000 değil. Böyle bir 8000'e doğru bir mavimsiliği var. Birazdan dışarıda da bir videosunu alacağız ve işlemi tamamlayacağız. Kapat at.